Öncelikle teşekkür ederim. Buraya gelirken beni kabul etmezsiniz diye düşünmüştüm. Niçin etmeyelim? Özellikle dün yaşananlardan sonra. Ne yaşandı ki dün? Leyla Hanım size anlatmıştır. Genç ve hamile bir kadının evine aniden gidip onu strese sokup bebeğini tehlikeye atmak, takdir edersiniz ki doğru bir davranış değil. Genç ve hamile olan yeğeniniz birdenbire ortaya çıkıverince Leyla'nın da bir ayar yapması kadar normal hiçbir şey yok hanımefendiciğim. Anne lütfen, kimseyle kavga etmek istemiyorum. Ben de Leyla, ben de istemiyorum. Ama gerekirse ederiz. Ne var bunda? Hanımefendi, bunun hesabını benim yeğenimden değil, oğlunuzdan soracaksınız. O Firuze ile evlenirken bunlardan söz etmiş mi? Hayır. Firuze her şeyi sonradan öğrenmiş. Zeliha Hanım, biz burada kim haksız, kim haklı onu aramıyoruz. Burada tek bir haksız kişi var. O da Cezayir. Hepimiz biliyoruz bunu. Değil mi anne? Evet, tabii. Tabii, bunu kabul ediyoruz. İkimiz de duydunuz. Yani yeğeninizi suçlayan biri yok burada. Bu durumda olmamızın tek bir sebebi var. O da Cezayir. Dün geceye gelirsek, ben Firuze Hanım'a sadece yasal durumu anlattım, o kadar. Yasal durum bir şekilde çözülür. Biz de bir avukata danışacağız meseleyi. Ama yasal durumlardan daha önemli başka durumlar var. Duygu durumları. Çoktan bitmiş bir evliliği devam ettirmeye çalışmak legal olsa bile doğru mu acaba? Bunu bir düşünmek lazım. Vallahi hanımefendiciğim, bütün bu olanlar doğru mudur, yanlış mıdır? Bunları başkalarından öğrenecek değiliz biz. Hele ki kocasının aslında başkasıyla evli olduğunu öğrenmesine rağmen hala o evliliği devam ettirmeye inat eden birinden hiç öğrenecek değiliz. Değil mi? Kusura bakmayın. Anne lütfen dedim ama. Bakın benim çocuklarla hiçbir alıp veremediğim yok. Ne Mercan'la ne de Firuze Hanım'ın karnındaki bebekle. Hatta onların bu durumdan etkilenmemesi, sağlıklarının yerinde olması için her gün duacıyım. Ama benim de bir kızım var. Onu da koruyup kollamam lazım. Şimdi anlamaz belki ama ileride bana hesap sorar. Sonra. Ayrıca? Az önce bitmiş bir evlilik dediniz ya. Ben bu kadar emin olmazdım. Tamam. Ben söyleyeceğimi söyledim. Buraya da Firuze'nin sahipsiz olmadığını bilin diye geldim. Leyla.
Niye bu ayol şimdi? Bizim bu kadınla işimiz var. Bizim kimseyle işimiz olmaz anne. Madem fren tutmuyor, biz de gaza basarız. Bende var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Bende var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.